Polisi aradım. Çünkü Yusuf bana ablamın emaneti. Onu göremeyeceğimi düşününce birden deliye döndüm. Yapabileceğim tek bir şey vardı ve ben de onu yaptım. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Kızmakta haklısın. Sen de böyle bir şey yapsan muhtemelen senden farklı hissetmezdim. Ama ben benimle konuşmak isteyen bir insana da sırtımı çevirmezdim. Hiç değilse kendini açıklaması için bir fırsat verirdim. Yusuf'u geri getireceğini tahmin edemedim. Onu bir daha göremeyeceğim diye o kadar çok korktum ki. Hani bana bahsettiğin ölümle yaşam arasında bir sınır vardı ya. Yusuf'u götürdüğünü anlayınca ben o sınırı bir kez geçip geri döndüm. Bir anlamı var mı bilmiyorum ama özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Gelmedi mi hala? Yaman'ı soruyorsan henüz gelmedi tatlım. Emniyette demek ki. Geldiğinde onunla konuşmam lazım. Seher'cim, ben seni çok iyi anlıyorum. Senin yerinde kim olsa aynını yapardı. Çok pişmanım ben İkbal Hanım. Yaptığım hiç doğru değildi, yanlış anladım onu. Asıl Yaman'ın başta yaptığı yanlıştı. Yusuf senden ayırmaya çalıştı. Yüklenme bu kadar kendine. Yenge. Yenge.
pişmanım neden? İhanet ettin. Pişman olacaksın. Çünkü ben hiçbir hatayı affetmem. Hayatında bir düşman kazanacaksan o ben olmayayım. Çünkü düşmanlarımla oyun oynamam ben. Hayatımda her şey ölümle yaşam sınırında olup biter. Biraz konuşabilir miyim? Söyle Nedim. Yaman, sosyal hizmetler Yusuf'un geçici velayetini teyzesine vermiş. Sabah arayıp çağırmışlar teyzesini. Durumdan haberdar yani. Ne dediler? Teyzem bu akşam gelip olacak beni. Evine mi dönüyorsun? Evine mi gideceksin şimdi sen? Uzak mı evin buraya? Bilmiyorum ki. Bizi görmeye geleceksin değil mi? Gelirim. Amcamla teyzem getirir beni. Sen Yusuf'u benden alacaktın, ha? Ben sana açıklamak istedim. Yusuf'un velayetini aldın ve benden sakladın. Sana söylemek istedim salon. Söyleyecektin demek. Ben öğrenince mi? Şimdi mi? Yurt dışına gidecekken Yusuf'u alıp geri getirdim buraya. Senin...
senin yanına. Ama sen arkamdan iş çevirdin. Benim de daha yeni haberim oldu. Yoksa neden saklayayım? Böyle mi başardın bu işi ha? Gözlerini doldurup ağlayarak mı? Yoksa o sahte samimi pozlarınla mı? Sen ne diyorsun? Ne dedin? Ne yaptın? Nasıl bir oyun çevirdin arkamdan? Ben oyun falan çevirmedim. Sadece makul davrandım. İnsanlarla iletişim kurmayı denedim mesela. İletişimmiş. Belki de emniyetten birilerini falan soktun araya ha? İşte bunun için kaybediyorsun. Bilmeden, dinlemeden yargıladığın için. Bana Yusuf'u kendime güvensizliğimden dolayı kimseyi yargılamadığım için vermişlerdir belki de. Sen sadece rol yapıyorsun. Gözyaşınla o maskenin ardına saklanıp kendini acındırıyorsun. Daha önce seni o kapıdan eli boş gönderenlere şimdi ne yaptın da aldın yeğenimi? Ha? Yalan mı söyledin yoksa kadınlığını mı kullandın? Artık Yusuf'u tamamen kaybettin. Çık dışarı. Velayet konusunda üzülmüştüm. Ama bir kez daha görüyorum ki Yusuf'un senin gibi bir vahşinin yanında kalmasına izin vermeyerek en doğrusunu yapmışlar. Mm-hmm.
Teyze nerede? Az önce çıktı Yaman Bey. Yusuf'u alıp öyle elini kolunu sallayarak gidebileceğini mi zannediyorsun? Hiçbir yere gitmiyorsun. Bin arabaya. Bilmiyorum. Bin arabaya dedim. Yusuf'un yasal vasisi benim. Kurum teyzesi olduğum için verdi onu bana. Senin itham ettiğin şeylerle değil. Teyzesi olduğum için beni seçtiler. Ya bırak! Ya bırak, ne yapıyorsun? Ya bırak dedim kolumu. Yusuf beni bekliyor, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun Yusuf? Seni bekliyorum. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Bırak dedim. Bu ses ne? Ne oluyor İkbal? Yok bir şey Ziya'cığım. Yok bir şey. Neslihan televizyonun sesini açık unutmuş. Ellerim temiz. Yine yıkarım. Sen yapma dersen yapma. Hadi girelim içeri. Ziya'cığım ben istemiyorum demedim ki. Hem dedin ya şu ayrikotlarını temizlemek lazım. Çiçeklere zarar vermesin diye. Hadi sen onlarla ilgilen. Ben de şu mutfağa bakayım. Vahşisin işte, vahşi! Ne yapıyorsun? Ver çantamı! Ya, çantamı... Delirdin mi sen? Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Aç kapıyı! Bu yaptığın resmen zorbalık! Aç kapıyı dedim, aç! Aç kapıyı! Beni bu odada tutmaya hakkın yok! Aç şu kapıyı! Aç kapıyı! Bu kapı açılmayacak. Duydunuz mu? Açılırsa neler olur biliyorsunuz. Odama götür. Bir saat içinde tüm avukatlar ofiste olacak. Abla ne oluyor? Bilmiyorum. Bekle burada. Çocuk evinden alabileceğiniz tüm bilgileri alın. Yaman, ne oluyor? Yusuf'la ilgili bir şey mi? Velayeti ona vermişler. Yusuf'u benden alamayacaklar. Müsait misin? Müsaitim. Bir şey mi oldu? Ne
Seninle geçmişte yaşadıklarımız. Biliyorsun o zamanlar seni daha tanımıyordum. Aslında ben de sana aynı şeyleri söyleyecektim. Yani ben de seni tanımıyormuşum. Geçen gün söylediğim sözler için özür dilemek istiyorum. Haksızlık ettim sana. Belki de o kadar haksız sayılmazdın. Yok, haksızdım. Ben seni taştan bir duvar sanıyordum ama o duvarın arkasında başka biri var. Korumacı, düşünceli biri. Onu ancak şimdi görebiliyorum. Kestaneli. Doğum günün için. Anne. Yusuf, amcan için hediye yapmıştın ya, onu unuttuk. Pastayı kesmeden al hadi. Al pastayı, ben gelene kadar kesmeyeyim.
misin? Şey demeyecek misin? Sürprizlerden hoşlanmadığını biliyorum. Niyetimiz seni kızdırmak değildi. Küçük bir pasta sadece. Yusuf çok heveslenince hayır diyemedim. Galiba seni kızdırdık ama kötü bir niyetimiz yoktu. Yusuf seni ne kadar sevdiğini göstermeye çalışıyor. Ben de sana olan borcuma karşılık küçük de olsa bir şey yapmak istedim. Seninle ilgisi yok. Ben annemin... Ben annemin gittiğinden beri yemem. Mümkünse adını dahi anmam. Ziya abi sevdiğini söyleyince... Abim yanlış hatırlamış. Ben bilseydim asla yapmazdım bu pastayı. Kusura bakma. Hemen götürüyorum. Pastayı beğenmedin mi amca?
Bendim ateş parçası. Çok güzel olmuş. Amca bak. Doğum günü kutlu olsun. Bir yere gitmiyorsun. Konuşacağız artık. Benimle konuşana kadar bu odadan çıkmayacağız. Bu meseleyi de eskiden olduğu gibi zorbalıkla çözeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. O eski Yaman yok artık. Yaptığım şey yanlıştı. O saçma planı devreye soktum çünkü... Seni olduğun gibi göremedim. Hala bu konaktaysan bunun tek sebebi Yusuf. Senin için de önemli olan bu değil mi zaten? İstediğin gibi bak burada kalıyorum, gitmiyorum. Daha ne istiyorsun benden? Daha çok acı çekmemi istiyorsun? Bu mu istediğin? Yaşadığım en büyük hayal kırıklığısın sen. Değişeceğini sanmıştım. Kendimi kandırmışım. Bu kabuğun duvarın arkasında başka biri. Daha iyi biri yokmuş. Sadece duvar. Sadece kabukmuşsun sen. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Yoruldum. Sahiden yoruldum. Beni ikna etmeye çalışıyorsun. Hata yaptım. Yanlış anladım diyorsun. Hiç boşuna yorma kendini. Bugüne kadar yaptığın, söylediğin, ima ettiğin hiçbir şeyi umursamadan... Tam şuramla inandım çünkü ben sana. Şimdi yine aynı yerden kaybettim tüm inancımı. Benim için artık yoksun.
Çocuk kilidi aktif kalmış galiba. Hadi bir tanem gel. Madem bu ev Yusuf ve benim için tutuldu, o zaman içeri gireceklere de ben karar vereceğim. Amcam almış. Bunda çok bir sürü rengarenk çiçekler oluyor. Gördüm teyzeciğim. Çiçek dürbünü bunun ismi. Çiçek dürbünü mü? Bunu Ziya amcama da gösterelim mi? O da çok sever. Olur, gösterelim. Ama çiçek dürbününü anlatmadan önce birilerinin karnı acıkmış. O zaman mutfağa gidelim de güzelce bir yemek yapalım. Olur mu Yusuf Usta? Hadi gel. Bakalım neler varmış. Ateş parçası. Al bakalım bir poşet. Koy masaya. Teyzeciğim, hadi yemek hazır olana kadar sen odanda oyuncaklarını oyna. Tamam teyzeciğim. Ben hallederim. Çocuklara bir sürü abur cubur almışsın. Sebzen amına hiçbir şey yok ama jelibonumuz var çok şükür. Yusuf'un sevdiği şeyler. Bunu da mı Yusuf için aldın? Fındıklı çikolata. Yusuf'un fındık alerjisi olduğunu biliyorsundur diye düşünüyorum. O Yusuf için değil. Seni bir kere yerken gördüm. Elin kötü görünüyor. Mikrop kapmak üzere. Ellerin altına yürümemiş henüz. Yağ yüzeye çıkarır. Allah'tan zeytinyağı almışsın da.
Gerek yok, iyiyim. Sonra mikrop kapacak ama. Bir şey olmaz, iyiyim. Şimdi iyi sınama çıkarmazsa kalbe kadar yürüyebilir. Kalbi durdurur en son. Kalp kıracağım kral olmasın. Tamiri mümkün değil derdi tanıdığım bir teyze. İyi misin? İyiyim. Derin nefes al ver. Birkaç dakikaya sakinleşirsin. Telefonu düşürünce sehpaya çarptım. Vazo parçalandı. Işıklar da sönünce... Elin kanıyor. Vazo. Mutfakta yara bandı vardı. Derdim. Gelmene gerek yoktu. Ondan şüphem yok. Ben Yusuf korkmasın diye kontrole geldim.
Amca? Ne zaman geldin? Ne haber ateş parçası? Burada mı kalacaksın amca? Bir tanem, sen niye uyandın? Rüyamda limonlu kurabiye görüyordum. Sonra bir ses duydum. Korkup kalktım. Korkacak bir şey yok ateş parçası. Ben buradayım, sizinle. Tamam mı? Hadi canım yatağına, uykun kaçacak. Sabah limonlu kurabiye yapar mısın teyze? Yaparım tabii. Amcam da yer bizimle. Sen de seversin değil mi amca? Teyzem çok uzun yapıyor. Severim. Hadi bir tanem yatağına. Amca sen beni yatırır mısın? Müsait misin? Müsaitim. Sosyal hizmetlerin istediği evrakları hazırlattım. Birkaç imzan gerekiyor. Yarın göndereceğim hemen. Tamam, teşekkür ederim. Bir sorun mu var? Kolyenin klipsi saçıma takıldı da. Yardım ister misin? Uğraştırdım seni de kusura bakma. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur sevgilimden adi herif uzak dur! Az kaldı sevgilim. Yarın seni o adamın elinden kurtaracağım. Bir kez bensiz öldün. Bir daha ölmene izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Onunla yaşamayacaksın. Benimle öleceksin gönül. Thank you.
Ben hallederim. Korkma. Gülüyorum ya teyzeciğim. Gülmüyorsun. Nedim, gönderdiğin adreste kimse yok. Birkaç adres daha bulduk Yaman. Düşük bir ihtimal ama mesaj atıyorum hemen. Beyefendi. Beyefendi, omzunuz kanıyor. İyi misiniz? Benim için
hala prensesi kurtarmak için dolaşıyormuş. Prensese gittikçe yaklaştığı için vücudu kötü büyücünün laneti yüzünden korkunç yaralar içindeymiş. O kadar zayıf düşmüş, o kadar güç kaybetmiş ki artık ayakta zor duruyormuş. Ama büyücünün de gözden kaçırdığı bir şey varmış. Gerçek sevgi yaralara rağmen yaşamaya devam edermiş. Prensesi ancak ona gerçekten aşık olan kişi kurtarabilirmiş. Dev nihayet labirentin sonuna ulaşmış. Ama artık her yeri yara bere içindeymiş. Her saniye vücudunun her yerinde korkunç yaralar açılıyormuş. Dev anlamış, eğer prensese onu kurtaracak kadar yaklaşırsa bu onun ölümü demek olacakmış. Yine de durmamış dev. Prensesi kurtarmak için kendi sonunu göze alarak kör kuyuya inmiş. Prensese ulaşmış. Kötü büyücüyle korkunç bir mücadeleye girişmişler. Ama dev büyücüyü alt etmiş. Prensesi sırtına alıp kuyuyu tırmanmaya başlamış. Dev sırtında prensesle kuyuyu tırmanırken yaraları daha da çoğalmış. Çünkü prenses çok yakınındaymış artık. Prenses de devin üzerindeki laneti bilmeden ona sıkı sıkı sarılmış. O sarıldıkça
Dev'in yaraları korkunç bir acıyla daha da büyümüş. Ama Dev, prenses kendisine sarıldığı için o kadar mutlu, o kadar mutluymuş ki hiç sesini çıkarmamış. Ne yorgunluğu ne de yaralarını umursamamış. İçinde o kadar güçlü bir sevgi varmış ki çektiği acıyı hissetmemiş bile. Bütün kalbi prensese duyduğu sevgiyle doluymuş. Ömründe ilk kez biri ona korkmadan sarılıyormuş çünkü. Prensesi korkutmamak için bir kez bile acısını belli etmemiş. Hiç inlememiş. Bir kez olsun ah dememiş. Tıpkı prensese duyduğu derin aşk gibi onun yüzünden çektiği acıyı da sonuna kadar kabullenip kuyuyu tırmanmaya devam etmiş. Dayan. Bırakma kendini. Sakın. Sakın. Yapamazsın. Böyle olmaz. Beni... Beni bırakamazsın. Sonra ne olmuş amca? Dev prensesi kurtarmış mı? Kurtarmış. Peki deve bir şey olmuş mu? Prenses devi öpünce de devin bütün yaraları kapanmış. Büyücünün laneti de anında bozulmuş. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Bazen adımların ağırlaşır. Dünya bulutlanır gözünde. Gününü tayin edemezsin. Kayboldum dediğinde bir umuda tutunmak ister gibi bir tohum bırakırsın kalbinden kendi yolunun toprağına. Umut dersin. Aşk dersin ona. Filizlenmesini beklersin. Ama sen umutla beklerken bir bakarsın. Hayat bir anda kurutuverir toprağını. Aşkın filizlenirken güçsüz düşer. Bazen de senelerce sulayarak bir ağaç büyütürsün kendi toprağında. Aşk koyarsın adını. Meyve vermesini beklersin. Sen meyve toplayayım derken bu kez de hayat bir anda kesiverir ağacını. Kökleri hala orada olsa da yara almıştır artık aşkın. Kalbe, ruha, bedene yürüyen, seyreden, gezip dolaşan, durup nefes alansın sen yolcu. Yol bazen engebeli, bazen güneşli olsa da sonunda hep nefes almaya şükredensin. Biriktirdiğin geçmişin, şimdin ve geleceğinle yaşayacağım diye direnensin. Ölüm sevdiğine uğramasın diye bütün yolları yıkmak istersin. Bilemezsin. Bir de bakmışsın ki ölümle aşk en derinde birlikte köklenivermiş. Aşığım dediğinde ölmüş, ölürüm dediğinde aşık olmuşsun. Aşk ölüme benzer. İkisinin de ne zaman geleceğini bilemezsin. Ve geldiklerinde İkisine de teslim olmaktan başka çaren yoktur. Aydınlık ve karanlık gibidir aşk ve ölüm. Ne zaman doğar, ne zaman batar, anlayamadan yürür gidersin. Ozan'ı yoğun bakıma almışlar. Polis kontrolünde tutuyorlarmış. Yusuf'un teyzesinden bir haber yok mu? Henüz yok maalesef. Yaman. Giremezsin, yasak.
Aç gözlerini. Kalk. Uyan artık. Duyuyor musun beni? Bunu yapamazsın. İyileşmek zorundasın. Duydun mu beni? Aç gözlerini. Uyan artık.
şimdi. Yusuf. Yusuf. Yusuf iyi mi? İyi Yusuf. Dinlemen lazım iyi olmak için. Kolumu kıpırdattım, o yüzden oldu. Böyle kıpırdamadan yatmak çok zor. Kıpırdanmaman gerekiyorsa kıpırdanmayacaksın. Bir an önce eve dönmek istiyorsan ne gerekiyorsa onu yap. Yusuf evde seni bekliyor. Sabırsız. Sen olmayınca huzur olmuyor. Senin sesinden duymak istiyor masalları. Masalları benim sesimden dinlemek istese de onun masal kahramanı, koruyucu devi sensin. Her neyse. Yusuf'un iyi olmasını istiyorsan bir an önce iyi olman lazım. Sen? Sen hala burada mısın? Buradayım. Bir yere gitmedim. Düzeldi galiba artık nefesim. Thank you.
Yorma kendini artık. Yat hadi. Kapa gözlerini. Var sende. Her zamanki gibi değilsin. Bir şey olmuş. Söyle Nedim. Yaman, Serdar Bey'e dönüş yaptın mı sen? Adamlar yemeğe çıkalım falan diyorlardı. Unuttum ben onu. Söyle hafta sonuna bir restoranttan yer ayırsınlar. Kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Niye söylemedin bana? Neyi? Beni sen kurtarmışsın. Önemli olan hayatta olman. Burada olman. Üstelik sen de kendinden geçmişsin. Selim anlattı. Bu yaptıklarını sana nasıl ödeyeceğim? Sadece yapmam gerekeni yaptım. Şimdi sen de yapman gerekeni yap. Odana git ve dinle. İyi görünmüyorsun. Yo. İyiyim ben. Biraz otur şöyle. Bir de iyiyim diyorsun. Yok. İyiyim, geçer şimdi. Bir an ayağa kalkınca oldu herhalde. Tuttum. İyi misin? İyiyim. Odana kadar yardım edin. Seher'cim. Canım iyi misin? İyiyim. Başım döndü biraz. Hay Allah. Yaman'cığım senin işlerin vardır. Ben ilgilenirim Seher'le. Odasına geçecek. Her şey için çok teşekkür ederim. Gel canım. Hadi acele etme. Yavaş yavaş. Thank you.
buraya ilk geldiğim zamanlar benden kurtulmak istiyordun. Ama şimdi en zor anımda yanımda olan, benim için hayatını kaybetmeye göze alan kişisin. Benim düşmanımdın. Şimdi en güvendiğim kişi oldun. Neden? Kusura bakma, senin de işinden et. Sorun değil. Daha önemli bir işim yoktu. Ne dedim ben şimdi? Zuhal'in bahsettiği kadar önemli değil yani o toplantı. Ben... O yolda yürüyemem Arif Baba. Nasıl yürünüm bilmiyorum çünkü. Yürüyeceksin. Önce kabuklarını kıracaksın. Duygularından korkup kaçmayacaksın. Saklanmayacaksın. Ateşten bir gömlek giydin şimdi. Artık ne çıkarabilirsin o gömleği, ne de yanmadan durabilirsin. Neden durduk? Kahve içeceğiz. Doktor deniz havası alman lazım demedi mi? İyi oldu buraya geldiğimiz. Nefesim açıldı gerçekten. Güzel. Yine geliriz o zaman.
yenilememi ister misiniz? Getir bir tane daha. Fazla olmasın? Yok, olmaz. Böyle yerlere pek sık gelmiyorsun galiba. Çok nadir. Dışarıda vakit geçirmeyi sevmem pek. Yaranı zorlama. İyi misin? Bak bana. Sakince. Benimle birlikte. Al ver. Al. Ver. Benimle birlikte nefes al. Ver. Al. Ver. Ver. Tamam. İyi misin? Daha iyiyim. Ben bir belgelere bakayım. Baba niye zahmet ettin? Biz çok doyduk. İki köfteyle doyulurma hiç. Ekmeksiz, çerez gibi yiyeceksin. Hem nabzını da iyileştirdi köfte. Daha çok yemelisin teyze. Değil mi amca? Yusuf haklı. Hadi. Soğutmadan.
Değil mi? Siz annem ve babam gibisiniz benim. Kızım sen acı seviyorum deyince ben ikinci porsiyonu daha acı yapmıştım. Ama iyi yapmadım herhalde. Rengin? Hiç iyi görünmüyorsun. Yine mi nabzını yükselteydin? Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Çok susadım. Hallediyorum ben. Yaman Bey, ben verseydim suyu. Tamam Galet. Senin yüzün kıpkırmızı olmuş. Hasta falan mısın yoksa? Yok Adalet abla. Mutfak çok sıcak ya, ondan oldu herhalde. Yusuf. Söyle bakayım, ne pişireyim sana öğlen? Ne istiyor canın? Amca. Köfte yemeye gidelim de. Hem teyzem canı da çekmişti. Alır ateş parçası. Yemeği dışarıda yiyoruz Adalet. Tamam Yaman Bey. Hep beraber gidelim değil mi teyze? Sen nasıl istersen ateş parçası. Olur. Tabii teyzeciğim. Birlikte gideriz. İyiyiz, korkma. Amca dudağına ne oldu? Masadaki kötüler devin canını yakmaya çalıştılar ya, öyle mi oldu?
Dev'in böyle ufak yaralarla canı yanmaz. Çünkü dev kaya gibi sert değil mi amca? Düşmanları yumruklarıyla yeniyor hep. Evet ama şimdi anlatacağım masalda yumruklarıyla yenmiyor düşmanlarını dev. Niye? Çünkü bazen sevdiklerini korumak için yumrukların değil kalbini kullanırsın. Kalbinle savaşırsın düşmanlarınla. O da öyle yapıyor artık. Kalbinle mi? Ama nasıl? Anlayarak, dinleyerek, kalbin dinleyerek. Tıpkı devin kocaman kalbini dinlediği gibi. Masal anlatsana amca, çok merak ettim. Pekala, dinle o zaman. Dev ormanın derinliklerinde her sabah uykusundan uyandığında yaptığı gibi küçük çocuğu görmeye gidiyormuş. Çok seviyormuş çocuğu. Onu her sabah göreceğim diye heyecanlanıyor. Ayakları yerden kesiliyor, kalbi hızla atıyormuş. Başını kaldır, yüzüme bak.
Sen de mi uyuyamadın? Ben susadım sadece. Ellerin titriyor. Yüzün de kızarmış. İyi misin? İyi. İyiyim. Gerçekten. Bana yalan söyleme. Neden bu halde olduğunu anlıyorum. Sen ne demek istiyorsun? Bakışların. Karşımda titreyen bedenin. Kızaran yüzün. Seni ele veriyor. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Daha açık konuşayım o zaman. Sen bana aşık oluyorsun. İşte. Seher, sen kimi koruduğunun farkında mısın? Kim için kurşunların önüne atladığının farkında mısın? Sürekli bu adamı konuşuyorsun. Sürekli ondan bahsediyorsun. Yoksa aşık mı oldun ona, ha? Bana mı getirdin onu? Sana getirmiştim ama göremeyince aşağı indin sandım. Geçen seferki iyi gelmişti. Bu seferki de iyi gelir inşallah. Vaktin var mı? Aslında odada işlerim vardı biraz. Bir kadını ne mutlu eder. Seni mesela. Hadi söylesene, ne mutlu eder seni? Ben bilmiyorum ki. Şık bir restoranda güzel bir müzik eşliğinde, masada sürpriz bir hediye. Mutlu eder mi seni?
Bunu sana soruyorum çünkü... Bunları sonra konuşsak olur mu? Yusuf'a bakmam lazım. Bekle. Tekneyle adaya geçeceğiz. Bu restoranlardan birinde yemek yedikten sonra adadaki yazlıkta kalacağız 2 gün. Ziya abi kalabalıktan pek hoşlanmıyor ya. Rahat edebilecek mi öyle yerlerde? Sadece bizim için rezerve edilecek restoran. Böylelikle gerilmez abi. Demlediğim çaydan biraz daha var aşağıda. İstersen hemen getireyim ben. Sonra olur. Sen içtin mi? Hasta olacak gibiydin. Hı hı. İçtim. İyi geldi bana da. Bu İtalyan restoranı yemekleri çok güzel. Yanında da meşhur Çin restoranı var. Ama yengem de abim de pek sevmezler. Diğerlerine de bir baksana. Ben hiç anlamam ki. Böyle lüks restoranları sadece filmlerde gördüm. Ama heves de etmedim hiç. Sen ne seversin peki? Bilmem. Yani... şöyle mis gibi bir... karnıyarık. Yanında tereyağlı pilav, cacık. Evet, kesinlikle. Çok zarif bir kolye. İkbal Hanım'a da çok yakışacak. Şimdi güzel karnıyarık yapan bir restoran bakalım o halde. Oldu o zaman. Başka bir şey yoksa eğer gideyim ben. Hı hı. Tamam. Burada mıydın? Karnın çok acıktı mı? Hem de çok. Bugün bir değişiklik yapıp yemeğini burada yiyelim mi? Olur. Tamam. Cengel Bey. Buyurun. Yusuf bugün yemeğin odasında yemek istedi de Neslihan'a söyler misiniz? Neslihan'la Adalet bir akrabalarının düğünü için yarına kadar izindiler. Ben getirebilirim ama. Bunlar da yok demek. Neyse siz hiç zahmet etmeyin. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Peki.
Teyze. Mutfakta bir şey mi var? Niye yemek istemiyorsun? Yo. Ne olabilir ki mutfakta? Hadi inip yemeğimizi hazırlayalım. Teyze. Çıkmıyor muyuz? Çıkıyoruz bir tanem. Sonra tahmin ederiz birlikte. Hadi hemen hazırlayalım yemeğimizi. Teyze, yemek değil de kahvaltı yapsak olur mu? Mesela sucuklu yumurta. Tamam, hemen hazırlayayım. Amca? Bir şey mi istemiştin? Eğer kahve falan istediysen ben yapıp hemen yollayayım Cengel Bey'le. Acıktım. Beraber mi yemek yiyeceğiz? Sen, ben, teyzem. Beraber yiyeceğiz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Teyzeciğim, hadi yesene yumurtandan. Yiyorum teyze. Ama öyle yavaş yavaş olmaz bak. Bunun tadı böyle sıcakken çıkar. Soğursa sonra güzel olmaz. Aç bakayım ağzını. Hah. Ama çok sıcak teyze. Meyve suyu iç o zaman biraz üstüne. Ama ağzım doğru teyze. İç teyzeciğim, iç. Aferin sana. Daha bitmedi ki. Çabuk yiyelim, sonra odana çıkıp resim çizelim, tamam mı? Sen neden yemiyorsun? Aç değilim ben, sonra atıştırırım bir şeyler. Al bu son lokman. Tamam. Doydun mu? Hadi gel odana çıkalım biz artık. Sen limonlu kurabiye yapar mısın? Canım çok istedi. 3 tane yapsam bile olur. Tamam, yaparım ben biraz sonra. Ne kadar sonra ama? Az sonra değil mi? Hı hı, çok az sonra. Hadi gel biz şimdi çıkalım. Ama teyze. Tamam. Yapıyorum ben hemen, sen üzülme. Amca, arabanın kapısı çıktı. Tamir eder misin? Olur ateş parçası. Thank you.
Eyvah. Telefonum odada kaldı. Yanlış numara. Önemli değil. Size de iyi günler. Koskoca iki gün ne yapacağım ben? İyi misin? İyiyim. Kıyafetleri düzenleyeyim demiştim. Bitti işte. Yuvasından kayıp düşmüş. Sağlamlaştırdım iyice. Bir daha düşmez. Teşekkür ederim. Galiba kanıyor. Fark etmemişim. Önemli bir şey yoktur. Önemli ya da değil. Biz önlemimizi alalım da. Ederim. Hmm.
Orası değil. Bana bırak. Saçların. Çekersen yarayı temizleyeceğim. Hı. Anladım. Acıdın mı? Sana bir pansuman borcum vardı. Böylelikle ödemiş oldum. Teşekkür ederim. Yusuf uyanmıştır. Yusuf.
Buyurun. Akşam yemeği hazır Seher Hanım. Ben daha acıkmadım, teşekkür ederim. Bütün gün bir şey yemediniz ama. Gerçekten acıkmadım. Acıkırsam sonra atıştırırım bir şeyler. Peki. İyi misin? İyiyim. Başım döndü bir an. Yemek yiyeceksin artık. İtiraz yok. Yo. Korkmuyorum senden. İyi kötü. Çok şey yaşadık seninle değil mi?
Hiç tanımıyorduk birbirimizi. Çok hatalar yaptık bu yüzden. Ama ne yaptıysak Yusuf için yaptık. Sonra bir şekilde durum değişti. Öyle ya da böyle anlaşmanın bir yolunu bulduk galiba. Bulduk ama son birkaç gündür huzursuzsun. Bir şey var sende. Sorun ne? Sorun yok aslında. Var. Ben miyim sorun? Benim varlığımla. Hayır. Yani hayır derken sen değilsin demek istedim. Sen sorun değilsin anlamında sen değilsin. Yoksa sensin. Yani değilsin. Sorun senin varlığın değil. Sen değilsin. Değilsin. Başlangıçta çok başkaydı her şey. Haklısın. Bambaşkaydı hem de. Ama sen değiştin. Öyle biraz önce söylediğin gibi değil ama. Korkunun biçim değiştirmesi gibi. Ya da korkutucu bir yabancılık gibi değil. Hiç değil hem de. Sen seni tanıdığımda korkutucu bir yabancıydın benim için. Serttin. Vahşiydin. Ne öfkenin, ne hiddetinin bir sınırı vardı. Bense babasının dizinin dibinde büyümüş toy bir kız çocuğuydum sadece. Hiçbir korkunun ustası değildim ben. Sana dair ne varsa bir yabancıydı benim için. Korkutucuydu. Bir kabus gibi girdin hayatıma. Uzun zamanda öyle kaldım. Ama şimdi o yabancı değil artık sana baktığımda gördüğüm. Senden korkmuyorum ben şimdi. Çünkü seni tanıyorum artık.
hakkında başka deliller de varmış. Ne delil olursa olsun. Ne olursuz. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Ben zaten biliyorum. Kim ne derse desin. Sen masumsun. Ben sana inanıyorum. Tanıyorum. Sakın ağlamayacaksın. Ben yaşadığım müddetçe bir daha gözyaşın akmayacak. Bir insanı sadece kavanozda biriktirdiği kurşunlar güçlendirmez. Bu yaşananlar da seni güçlendirsin. Yıkılmak değil, ayakta durma vakti şimdi. Bir daha ağlamayacaksın. Söz. Çıkmam lazım.
sana inanıyorum. Ne düşünüyorsun? Bulutları izlemeyi hep çok sevmişimdir. Küçükken bir bulutun rengi grileşip yağmur yağdığı zaman güneş ondan uzaklaştığı için üzülüp ağlıyor zannederdim. Hatta bulut güneşe umutsuzca aşık diye düşünürdüm. Güneş ondan uzaklaştığı için çok acı çekiyor zavallıcık derdim. Herhalde okuduğum bir masaldan etkilenmişim. Belki de düşündüğünün aksine. Güneş buluta aşıktı. O yüzden uzak duruyordu ondan. Aşıksa neden uzak duruyor ki? Eğer çok yaklaşırsa, içindeki kor ateşten bulutu buharlaştırmak, yok etmekten korkuyordu belki de. Ben hep bulutun tarafından bakmışım olaya. Halbuki güneş de ne kadar çaresizmiş. Belki de. Sen görmesen, bilmesen de kalbi büyük bir çıkmazın içinde lavların, korların arasında yanıp duruyordu. Neyse ki güneş yanmaya alışık. Çok yara almaz öyle değil mi? Onun alışık olduğu yanmak değil. Yakmaktı. Artık odana mı dönsen? Hem ameliyattan yeni çıktın. Kahvemizi de içtik. İyiyim ben. Hiç olmadığım kadar iyiyim hatta. Ama bir şey olursa benim yüzümden... Bana bir şey olmayacak. Söz mü? Söz. Yaman kırımı. Odaya dönüyoruz. Yürü, tamam mı amca? Yorulma. Böyle mi adım atayım? Senin gibi mi? Hı hı. Şimdi yatağın kenarında tutun. Ama çok eğilme. Yoksa karnın ağrır. Şimdi böyle yatağa yat obuzun. Ama çok eğilme. Ben çok eğilince benim midem bulanıyor. Seni de bulanmasın.
misin? Dur. İyiyim. Dikişlerin gerilmesin. İnsanlar sevdikleri insanlara yardım etmeli değil mi teyze? Korkma artık teyze. Bak amcam gelmeyecek diye ben çok korktum. Ama geldi. Teyzem de sen yokken çok üzüldü. Beni sevdiği kadar seni de seviyor. O yüzden üzüldü çok. Hadi teyzeciğim gel biz odana gidelim. Amcan da biraz rahat rahat dinlensin. Bir şey istersen seslenirsin. Buradayım. Söz verdiğim gibi bekliyorum. Seçtin. Pek hasta yatağında okunacak bir kitap değil gerçi ama. Parça parça okuyorum. İyi gidiyor. Ama biraz uyatma halinden dolayı zorlanıyorum. Sonra devam edelim. Ama sen okursan. Olur. Okurum. Nerede kalmışsın? Zamanla başlayan cümle. Zaman geçiyor. Ve ben onun başka tezahürü gibi dünyada dolaşıyorum. İkimizin dünyasında. Bir akşam vakti sanki durdurmak ister gibi zamanı. Bütün saatleri susturuyor evde. Duvardakinden kolundakine kadar. Neden sonra masadaki kum saatine kayıyor gözleri. Çevirmedikçe akıp gitmeyecek oysa. Ama duramıyor. Kalkıp onu da yan çeviriyor. Neden yaptın bunu diyorum. Zaten akmıyordu ki kum. Gözlerime bakıyor. Çünkü seninle geçecek her anım kıymetli. Bu evde sonsuzluğu istiyorum seninle. O yüzden çevirdim diyor bana. Dönüp baktığımda iki parça ama birbirlerine içindeki kumları taşıyan bir bütün olmuş kum saatini görüyorum. Tıpkı bizim gibi diyorum kendi kendime. Bizim gibi. Thank you.
Öyle midir gerçekten? Yazarın anlattığı gibi midir aşk? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama buna benzediğini düşünüyorum. Değiştirip zamanı durduracak kadar etkilemeli herhalde insanı. Senin dışında sana benzeyen biri var. Ara bul onu demiş işte yazar. Zamanı durduracak olanı. Doktor yürümeni söylemişti. Fıtılaşma ihtimaline karşı. Yardım eder misin? Odanın ışığını görünce geldim. Yatıp dinlenirsen daha hızlı iyileşirsin. İyi misin? Bu senin için. Her insan kelimelerle konuşamaz. Bunu sen tamamlattırdın bana. O yüzden artık senin. Sonsuzluk işareti değil mi bu? Bunu yapmaya başladığım zaman benim için sadece 8'di. 20'li yaşlarımdaydım. Yine iftiradan hapisteydim. 8 yıl yemiştim. Öfkeyle bunu oyarken yaşlı bir kader mahkumu yanıma yanaştı. Yanlış tutuyorsun evlat dedi. Çevirdi. 8 yıl dediğin nedir ki? Sen sonsuzluğa bak dedi. Parmağın işaretin üzerine koydu. Hiç kaldırmadan o işareti tamamladı. Sonra çıkacaksın buradan eninde sonunda. Sen kendine bir mana bul. İnsan bir mana ararsa tamdır. Parçalı halinden kurtulur dedi.
Ama o zamanlar sonsuz sadece öfkeydi benim için. O yüzden silaha sarıldım. Böyle yarım kaldı bu da. Ama artık silahı... Bıraktın. Şimdi sonsuz olan nedir diye düşünüp duruyorum. Belki bir gün bulurum. Gel Cengar. Beklediğiniz zarf da geldi. Sağ ol Cengar. Nasılsın, her şey yolunda mı? Uzun zamandır sohbet edemedik seninle. Gayet iyiyim Yaman Bey. Bir sorun yok şükür. Sizi de çok iyi görüyorum bugünlerde. İyiyim, iyiyim. Bana Yusuf'un teyzesini çağırır mısın? Konuşmam lazım onunla. Hemen. Muhtemelen işleri olduğunu söyleyecek. Ama sen yine de beklediğimi söyle. Tabii Aman Bey. Evet, şimdi Yaman Kırımlı'nın arabası öne geçti. Sen Kırımlı'yı geçti. Teyzeciğim, benim soyadım sizinkiyle aynı değil. Aa, öyle mi? Ama niye ki? Sen de bizim mahallemizdensin ama. Ama ben babamın soyadını taşıyorum. Ama artık Kırımlı olman gerekmiyor mu? Çünkü bizimle yaşıyorsun. Seher Hanım. Efendim Cengel abi. Biraz vaktiniz var mı? Tabii, ne için? Yaman Bey sizi odasında bekliyordu. Öyle mi? Ama benim... Tamam, ben geliyorum. Sağ ol Cengel abi. Teyzeciğim, ben hemen geliyorum, tamam mı?
Beni çağırtmışsın. Konu neydi? Konu duyduklarım. Dünden beri daha sonraya mı bıraksam diye düşünüyorum ama şimdi konuşmak en iyisi. Duyduklarım derken neden bahsediyorsun? Sadece duyduklarım değil, bir de okuduklarım var tabii. Okudukların? Evet. Hem çocuğu olan birkaç kişiden duyduklarım hem de bazı sitelerden okuduklarım. Çoğunlukla Yusuf'un yaşındaki çocukların anaokuluna başlaması gerektiği savunuluyor. Sen ne dersin? Yusuf'u göndersek mi artık okula? Çok şükür. Bambaşka bir şey diyormuş. Bence bu sene erken. Hem dönem de başladı zaten. Önümüzdeki sene araştıralım halde. Onun için en doğrusu en iyi okulu seçmeliyiz. Ben birkaç tanesine baktım bile. Şunlara bir de sen bak istersen. Tamam, ben bakarım. Hatta ben odamda bakayım. Yusuf'a da hemen geleceğim dedim. Tamam, nasıl istersen. Kaç bakalım. Nereye kadar kaçacaksın? Bak bana. O mahallede durmak yerine buraya geldin. Çünkü Yusuf'un ne kadar üzüldüğünü görüyordun. Yanlış bir şey yapmadın sen. Düşünmeliydim. Yusuf'u riske atmamalıydım. Sen bu riski cesurca göze aldın. Yusuf'un ailesi biziz. Onu bizden kimse alamayacak. Yusuf'un dağılıp üzülmesine izin vermeyeceğim. Ne sana ne de Yusuf'a bir şey olmayacak. Yaprak gibi titriyorsun. Güçsüz düştüm zannediyorsun. Ama insan isterse bir diğerinin eli kolu olur. Ağlama.
değil misin biraz daha? Mendel'in sırılsıklamı oldu. Belli ki yıllardır seninle. Ben onu mahvettim. Hayat verdin. Yusuf'a. Şimdi toparlan biraz. Yusuf seni böyle görmesin. Bu değil. Bu da değil. Bu olur mu? Bu mu yoksa? Yok, o da değil. Burası için. Yusuf'un yaşı için çok karışık bir puzzle bu. Bu da değil. Keşke siz annemle baba olsaydınız. Önce evlenmeniz lazım, değil mi? Bu nereden çıktı şimdi, ateş parçası? Anne baba olmak için evlenmek gerekmiyor mu? Doğru. Anne baba olmak için evlenmek gerekiyor. O zaman evlenecek misiniz? Yusufçum, evet anne baba olmak için evlenmek gerekir. Evlenmek için de bazı şartlar gerekiyor. Şart mı? Ne gibi mesela? Mesela... Birbirini sevmen gerekiyor. Siz birbirinizi sevmiyor musunuz? Teyzeciğim, evlenmek için çok özel birini bulmak gerekir. Seni tamamlayan birini yani. Tıpkı bu puzzle gibi. Bu iki parçanın birleşmesi için her yönden birbirini tamamlaması gerekiyor. Bak mesela, bakalım bu iki parça birbirini tamamlayacak mı? Ben
yaptı? Korkma. Buradayım ben. Kettle yine sorun çıkardı. Fişe takar takmaz sigorta yattırdı. Merak etme. Hallederiz şimdi. Dolabın üzerine kontrol kalemiyle pense olacaktı. Getirir misin bana? Arıza şurada bak. Kablo kopmuş. Yaklaştırsana biraz daha ışığı. Komik değil mi? Küçük bir kız gibi karanlıktan korkmam yani. Halloldu işte. İnsan bilmediğinden korkar. Kimi de avucunun içi gibi bilir karanlığı. Alışmıştır buz gibi bir karanlığın içinde yaşamaya. Onlar da ışıktan korkuyorlardır çünkü. Başka bir hayatın mümkün olduğunu bilmiyorlardır. Mümkün müdür sence? Başka bir hayat yani. Teyze. Çok susadım ben. Gel bakalım ateş parçası. Ben vereyim suyunu.
Yaptım ya senle. İyi geceler. İyi geceler. O ses neydi? Sabah demiştim ya sana yatağın ayağı sallanıyor diye. İyi misin? İyiyim de. Rahat edebilecek misin burada? Geceler. İyi geceler.
Bunlar ne? Bir iki eksik vardı aklımda. Çıkmışken onları halledeyim dedim. Senin için de diş fırçasıyla terlik aldım. Artık iyice yerleştik buraya galiba. Madem bir süre buradayız, bir düzen oluşturmak gerekiyor. Sonuçta geçici de olsa burası bizim evimiz. Ben kahvaltı hazırlayayım. Ben Yusuf'un oda penceresini tamir edeyim. Hoş geldin. Tatlı mı aldın? Niye zahmet ettin? Pastanenin önünden geçiyordum. Vitrinde Yusuf'la... Yusuf'un sevdiği tatlıları görünce... Alayım ben onu. Kenarına küçük bir kız satıyordu. Hemen pastanenin yanında. Sen de bugün salondaki vazoya çiçek koymuştun. Ben de istersin belki diye. Çok güzeller. Çok da güzel kokuyorlar. Teşekkür ederim. Amca, geldin mi? Geldim ateş parçası. Amcan senin sevdiğin tatlılardan almış teyzeciğim. Hemen yiyebilir miyiz teyze? Yemekten önce iştahını kaçırmayacak kadar o zaman. Hadi mutfağa gidelim. Teyzeciğim. Hadi otur sen öyle teyzeciğim. Teyzeciğim,
Ne yapıyorsun sen öyle? O dakikayı kafamda tutuyorum teyze. Hiç unutmak istemiyorum çünkü. O zaman sadece kafanda kalmasın. Fotoğrafını da çekelim ha. Amcası, sensiz olmaz ki. Teyze siz çıkmıyorsunuz ama. Ama hala çıkmıyorsunuz ki biraz daha yaklaşın. Çok güzel olmuş değil mi teyze? Çok güzel olmuş teyzeciğim. Çünkü sen çok mutlu görünüyorsun. Beğendin mi yani? Hı hı. Beğendim. Sinancan sen de beğendin mi? Evet, beğendim. Çok güzel olmuş. İyi misin? Mahvettim hepimizin hayatını mahvettim. Mahvettim. Bırak. Elini keseceksin bırak. Yusuf çok korkuyor bir tanem çok korkuyor. Bırak şunları. Eli kesildi. Sana bir şey olmadı. Elini kes. Eli kesildi. Bırak uğraşma. Gel şöyle. Eli kesildi. Gel otur. İyi misin? Bize belli etmiyor ama her şeyi biliyor. Onu götüreceklerini biliyor. Hepsi geçecek. Duydun mu beni? Geçecek. O kadar çok korkuyor ki. Minicik yorganı kendine ev yapmış. Götürmesinler onu diye ama götürecekler güzel yüzlümü. Bak bana. İzin vermem. Bu kez hiçbir güç Yusuf'u bizden alamaz. İnanmıyor musun bana? Dünyayı yakarım yine de onu vermem. Gerekirse yurt dışına kaçırırım Yusuf'u. Yurt dışı mı? Hayır. Bu sefer hep birlikte. Sen, ben, Yusuf. Sensiz gideceğimi nasıl düşünürsün? Yusuf için sensiz bir hayat düşünmüyorum. Bir damarında benim kanım akıyorsa diğerinde senin. Eğer sosyal hizmetlerin raporu olumsuz çıkarsa hemen çıkar gideriz buradan. Yusuf'u bizden almalarına asla izin vermem.
Toparlan şimdi. Konağa geldiğin zamanki inatçılığını, kararlılığını hatırla. Dünya alt üst olsa gene Yusuf'u alamazlar senden. Ne senden ne de benden. Tamam mı? Asla camlara dokunma. Neslihan'ı yolluyorum. Temizler burayı. Burada gönlünce oynar. Hatta meyve sebze de ekeriz buraya. Bak, şu ağaca da salıncak kurulur. Yusuf bayılır. Listeyi hazırladım bu arada. Senin sevdiğin kızılcık tarhanasını, içince iyi olduğun bitki çayını da ekledim. Başka bir şey ister misin bilemedim ama. Yusuf için de birkaç bir şey yazsın. Oyuncakları önemli. Özellikle ben kaldım. Korkuyla inşa ediliyor galiba. Öyle değil mi? Yusuf korkmasın yeter bana. Yusuf. Korkmasın yeter. Yusuf oyun oynayalım demişti. Ben gidip bir ona bakayım. Ben... Yusuf. Yusuf gördün mü acaba olanları? Korkma. Yusuf aşağıda. Cengel'le birlikte. Ben sadece Yusuf'un yanında olmak istedim. O iyi olsun istedim. Kendim için hiçbir şey istemedim. Emanetime sahip çıkayım yeter dedim. Emanetimize. Emanetimize. O yüzden senden de ayıramazdım Yusuf'u. Ben ne yaptıysam Yusuf için yaptım. O iyi olsun, o mutlu olsun diye yaptım. Benim hiçbir zaman parada pula gözüm olmadı ki.
ben öyle biri değildim. Evlen benimle.